Devlet Bahçeli'nin İmralı çağrısının ardından süreç nasıl ilerleyecek sorusunu sorarken Ankara'da biliyorsunuz sürpriz bir görüşme oldu. Ufuk Uras aynı gün hem MHP lideri hem de DEM partililerle görüştü. Ahmet Türk'le görüşmeye MHP'nin aracıyla gitti ve Ufuk Uras Sözcü Televizyonu'na konuştu. Bunun arkasında devlet aklı olduğu ortada dedi. Yani Abdullah Öcalan'ın İmralı'da doğrudan bir canlı yayınla kamuoyuna seslenmesi. Bunun faydası olabileceği düşünüyor. Sayın Bahçeli'nin çıkışı aslında çok anahtar rolü oynadı. Ama bir türlü o anahtarı kimse çevirmiyor. MHP lideri Bahçeli'nin İmralı çağrısının ardından süreç düğümlendi mi sorusu açığa çıkarken Ufuk Uras aynı gün hem MHP lideri hem de DEM partililerle görüştü. Sayın Bahçeli'nin tarihi çağrısı bir heyecan yarattı. Muhatap olduğu DEM Parti olumlu karşıladı. Ama bir kulaktan kulağa oyunu gibi bir yerde durdu yani. O yüzden hani bir ziyaret talebinde bulundum. O da dedi ki biz zaten 50 milletvekiliyiz. İş Adalet ve Kalkınma Partisi'ne düşüyor. O yüzden öyle bir özgüven gördüm. Aslında bir sorumluluk almış oluyor. Yani ben 2007-2011 döneminde de Sayın Erdoğan'la görüşmüştüm. Yani bir ihtiyaç olursa tabii ona da memnuniyetle görüşürüz. Çözüm sürecine dair İmralı çağrısını samimi buluyor musunuz? Bu süreçlerin hiçbir garanti belgesi yok. Siyasi risk aldığı için bana samimi geldi. Yani bu konuşmalardan dolayı bir oy patlaması yaşamıyor. Ufuk Uras Bahçeli ile görüşmesinin ardından Ahmet Türk ile görüşmeye Milliyetçi Hareket Partisi'nin aracıyla gitti. Eş Başkan Bakanan ve Ayşegül Doğan'la saat 11'de görüştüm. Saat 15'te de Sayın Bahçeli ile görüştüm. 16'da Sayın Ahmet Türk ile görüşeceğim için onun da burada olması tamamıyla tesadüf. Çıkarken de hani taksi talebinde bulundum. Ya bizim araçla, buradaki araçlarla gidin şimdi taksi aramayın, geç kaldınız dediler. İleriki tarihlerde İmralı'da Öcalan'la görüşen isim Ufuk Uras olacak mı? Ben ne böyle bir role talibim, ne böyle bir niyetim var. Yani eğer İmralı'dan Öcalan bir açıklama yapacaksa işte şimdi benim yaptığım gibi önüne bir tripod koyacaklar. Peki meclise gelip konuşma yapabilecek zeminin olduğunu düşünüyor musunuz? Hayır, düşünmüyorum. Sayın Bahçeli de ifade etti. Yani ben bilmiyordum, öyle bir söz varmış. Suyu yalağından değil kaynağından içmek, kaynağı daha temiz olur diye herhalde. O dedi ki kaynak İmralı, hani suyun geldiği yer DEM. Dolayısıyla bu ikisinin buluşması lazım. Cumhur İttifakı'nda çatlak var mı? Ortada bir çatlak olmadığını düşünüyorum. Bunun arkasında bir devlet aklı olduğu ortada. Tasarlandığı vesaire ortada.